kültürel değerlerini bizden sonraki kuşaklara aktaran araştırmacı, yazar ve şair Sayın Sait Küçük'ü Kalasma'nın tarihsel süreci ve uzun elma hakkında bilgi vermek üzere ve bu konuda derlemiş olduğu şiirlerini sunmak üzere sahneye davet ediyorum. Katılımcılar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi sunumumuz Kağızman'a ısmarladım Nargele adlı türküyle başladı. Nar var mı yok mu? Bunu Allah bilir. Efendim, şimdi Kağızman'a ısmarladım Nargele türküsüyle başladığı için, dinlediğiniz için kısaca bu türkünün hikayesine değinmek istiyorum. 1967 yılında Kanunların Sesi adlı bir kitap yayınlanır. Kağızman'ın Toprakkale Mahallesi'nden Kemal Uğurlu bu kitabı yayınlar. En eski kaynak olarak Kağızman'a ısmarladım Nargele türküsü bu kaynakta yer alır. Daha sonra rastladığım kaynaklardan Mustafa Turan, araştırmacı yazar merhum, onun kitaplarında geçer. Paslı dolaylarında bir gelin hastalanır, yatağa düşer. Kağızman'ın paslı dolaylarında. O civardaki köylerden herhangi birinde, Geçivan Damı, Camışı Damı, Yalnız Ağaç Damı, Köytek Damı, o civarlarda bir köyde gelin hastalanır. Mevsim böyle kış, kar yağmış, atına biner kocası, gelir Kağızman'a. Kağızman'dan nar temin etmeye çalışır. O ara hasta gelin inler, nar nar diye yatağında inlerken ya başucunda bulunanlar da onu teselliye çalışırlar. Az sabreyle ısmarladık Kağızman'a, nar ha geldi ha gelecek derler. Gelin vefat eder ve türkünün asıl sözleri şöyle tökülür. Kağızman'a ısmarladım Nargele, gümüş kemer ince bele dar gele. Kağızman'da kalayladım kazanı, ben severim okuyanı yazanı. Kağızman'ın yaylaları yokuştur, fıstan giymiş eteklerin akıştır. Baharda yayılır kuzu yan yana, benim yarim inci takar gerdana. Yayınlanan mısralar bunlar beyit şeklinde. Ben Paslı köyünde Arı Rıfat Gülçat şu anda ikamet etmektedir. Paslı Türkmenlerinden. Bu adama bu türküyü söylettirdim. Türküyü söylerken dedi ki ben dedemle babamla şöyle duydum. Bunun sonu da şöyle. Diyor Kağızman'a ısmarladım fesimi, ben ölürsem kimler tutar yasını. Yani bu türkü bir ağıt olarak doğmuş. Daha sonradan sözleri güzel olduğundan barlara girmiş, oyun havası olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Şimdi Kağızman Kars civarındaki Kars yöresindeki ilçeler tarafından, köyler tarafından meyve ambarı olarak bilinir. Kağızman meyve ambarı. Bir de yine bir sözümüz var. Burada Aşık Mürsel Sinan'ın sözüne de yansımış. Kars'ın tadı tuzu Kağızman. Neden tadı tuzu Kağızman? Çünkü her türlü meyve, sebze Kağızman'da yetişir. Bu da Allah'ın bir nasip ettiği bir ilçe Kağızman. Meyveyi, sebzeyi nasip ettiği bir ilçe. Çünkü Kars'ın diğer ilçelerin hiçbirisinde meyveye ve sebzeye rastlayamazsınız. Kağızman'da meyveciliğin temelini benim araştırmalarımda gün yüzüne çıktı. Dur Kadir oğullarından Şah Budak temelini atar Kağızman'daki bağ ve bahçeciliğin. O dönemde
Tunkadiroğulları Erzurum sancağında hakim ve Kağızman'da onlara bağlı. Yani bu 1534 yıl öncesi, Osmanlı öncesi. Akkoyunlar Kağızman'da hakim. O dönemde Akkoyunlardan Hüseyin Bey, şu andaki sizin de müdürünüz olan Alp Hoca'nın sülalesi olan Beyler sülalesinden Akkoyunlu Bey'i, orada Sancak Bey'i, Topraklaren Mahallesi'nde. O dönemde Dulkadiroğulları da orada mevcut. Bu Şahbudak Toprakkale Mahallesi'nden işçiler ayarlayıp geliyor şu anda oturduğumuz Şahindere Mahallesi'ne. Şahindere Mahallesi'nden taşları toplatıyor, toprakları sürdürüyor o zamanın imkanlarıyla. Burayı fidanlandırıyor. Toprakkale'den kalkan ahaliye nereye gidiyorsun sabahları dendiğinde, gidiyoruz Şahın Deresi'nde çalışmaya. Şahın Deresi şu andaki Şahindere. Şahın Deresi'nde çalışmaya, Şahın Dere deniyor, sonradan Şahin Dere'ye dönüşüyor bu isim. 7 yıl fidanları bekliyor, fidanlar yapraklanıyor, çiçek açıyor, fakat bir türlü bara düşmüyor. O zamanın mevsimi, kış şartları, soğuk şartları, yaz şartları öyle. Bu adam efkarlanıyor, elini kulağının dibine atıyor, 3 kıta türkü yazıyor. Türkünün makamı günümüze ulaşmamış. Fakat türkünün sözleri şöyle. Dulkadiroğulları da İran üzerinden gelip bizim Doğu Anadolu bölgesine yerleşmişlerdir. Bu yüzden biraz da Ecem lehçesine sahiptir. Diyor ki, nice yıldır bir bostanı beklerim. Yiyemedim, üreğimde dağı var. Her taraftan eser hoyrat yerleri. Bunda yoksa dost bağında çoğu var. Göremenem bahçasında barını, tadamanam ayvasıyla narını, sürmemişem sefasıyla varını, bilir misiniz içerimde ağı var. Son dörtlüğünde bir mısra var. Bu mısrayı hepiniz belki de çoğunuz duymuşsunuzdur. Deyimleşmiştir. Diyor, bülbül eydir benim gibi zarı çok. Bunca fidan üzerinde bağrı yok. Elması yok, eyvası yok, narı yok. Koy desinler Şahbudak'ın bağı var. Bu koy desinler Şahbudak'ın bağı var. Bizim bu Doğu Anadolu bölgesinde, Kağızman'da, Kars'ta sürekli söylenir. Bir misal olduğu zaman bir şey eker adam oraya. Der ki, ya bundan sonra sen yaşlısın. Bu fidanın barını yiyebilecek misin? Ya diyor ki, koy desinler ki Şahbudak'ın bağı var. Bu burada ekili dursun. Şahbudak'tan bize çok güzel bir elma miras varmış. O gittikten sonra 7 yıl sonra buradan istil olur. Çekip İran'a gider Şahbudak. Bugün tez yetişen meyvelerimizden Ocak ayına kadar dayanan, yani uzun elmadan önce yetişen meyvemiz Şah elması, Şahbudak'ın elmasıdır, onun aşısıdır, o dönemden kalmadır. Efendim, şimdi uzun elma. Şenliğimizin konusu uzun elma. Uzun elmayı hepiniz biliyorsunuz, zaten şu anda göz önünde uzun elmayı 1878-1918 yılları arasındaki Rus istilasının bitiminde, yani 40 yıllık kara günlerin bitiminde Ahıska'dan, Ağınkerek'ten, Azerbaycan dolaylarından Kağızman'a muhacirler gelir. Şu anda Ahıska ve Ağınkerek Gürcistan sınırları içerisinde, Posuhlan'da, bizim Kars'ın Posuhlan içerisinde de, Posuhlan şu anda Ardahan'a mı bağlı, bize mi bağlı? Ardahan'a bağlı. Efendim, önceden Kars'a bağlıydı. Orayla da sınırdır. Ağızka veya Ağınkerek'ten gelen Sed Esker Şerif. Şu anda Alırza Ataman, Sed Esker Sokak'ta Yıldız soyadını taşıyan bir aile mevcuttur. Onların dedeleri. Uzun elmanın aşısını getirir Kağızman'a. Oradaki bahçesinde yetiştirir ve
isteyenlere aşı olarak, kalem aşısı, göz olarak, aşısı olarak verir ve Karlızman'da yaygınlaşır. Kosof dolaylarında da bu uzun elma mevcuttur. Ağızkı ve Ağı Kelek'te de var bu. Kosof'tan evvelki yıl benim ziraat mühendisi olan kardeşim oraya gitmişti. Aynı uzun elma ağaçlarına Kosof'un bir köyünde rastlanmıştı. Fotoğraflarını çekmiş getirmişti bana. Benim bilgisayarımda şu anda duruyor. Yani uzun elma oradan gelme bir elma. Fakat Kağızman'da niye kavuştu? Kağızman'ın toprağı, suyu, havası, iklimi uzun elmanın yetişmesine ve ortada erişmesine çok müsait. Oradaki Kosov'un uzun elmasını kardeşim yediği zaman yani bu tadı bulamamış. Iğdır'da bu elmayı yetiştirdiler. Iğdır'da da olmadığını gördük. Yani bu tadı alamadı. Iğdır'a da bu Aras suyundan faydalandıktan sonra Iğdır yetiştirmeye başladı bağ ve bahçeciliği. Yani babam 1950'li yıllarda Kağızman'dan meyveyi yükler, atın katını sırtına götürür Iğdır'da satarmış. Iğdır'da o dönemde bir erik yetişirmiş. Ona da cır erik dediler. Yani aşısız erik. Bizdeki ham erik. Ama bizim abrikoz dediğimiz eriğe de onlar şarap eriği derler. Sulu bir kayısıdır. Abrikoz dediğimiz malumunuz biz kayısıya Kağızman'da erik deriz. Yani Avrupa değil. Sizin bildiğiniz o yeşil erik değil. Onlar da orada şarap derler. Şimdi uzun elma üzerine geçen yıl kardeşim bir proje geliştirdi. Giden kaymakam ile birlikte uzun elmanın coğrafi işaretlenmesi hususunda bir çalışma başlattılar. Sonuçlanmadı o. İnşallah şimdiki mevcut belediye başkanımız Kağızman kaymakamımız bu işe el atarsa önce coğrafi işaretlenme yapılacak, daha sonra uzun elmaya patent alınacak. O proje hayata geçerse uzun elma yani Türkiye genelinde ünlenebilir. 5000 liradan şu anda satılan bir elma. 5 liradan satılan bir elma. Bu 5 liradan satılan ikinci bir elmaya belki de şu anda hiçbir tarafta rastlayamayız. Ama az miktardadır. Uzun elmayla ilgili 3 tane malumuz var. Diyor ki aşık der alma yani. Al olur alma yani. Nasıl kabre koyarlar muradın alma yani. Al alma kızıl elma. Yanıma düzüm alma. Yarın yoldan geçerken cebine süzme. Bahçede uzun elma. Kağızman demeyle. Kağızma alma. Bahçede uzun alma. Hani kırmızın alma. Anası kızından güzel. Kendin al kızın alma. Şimdi ben bir Kağızman yemek destanı başladım evvelki yıl. Dedim ki bunu bir 15-20 kıtayla bitireyim. Şimdi Kağızman'ın meyvelerini saymaya kalktım, geldi 20 kıtayı buldum. Kağızman'ın bal meyvelerini, peşinden dal meyvelerini, peşinden bal bitkilerini, onun peşinden dal bitkilerini, onun peşinden ev yemeklerini ve onun peşinden de lokanta yemeklerini. Saydım, destan geldi 100 kıtayı buldum. Fakat bu 100 kıtadan ben size birkaç kıta getirdim böyle ilk başlangıçtan. Sözlerimi bu kıtalarla noktalamak istiyorum. Gir yolcu Kağızman bağlarına bak. Bak neler yetişir bir Kağızman'da. Bu bağların kurucusu Şah Bulak. Çok fedakar insan var Kağızman'da. Kağızman'ın meyvelerini sayalım. Bağı becerene minnet duyalım. Tez yetişen yaz elmasını yiyelim. Gelin elmasını gör Kağızman'da.
Şah budağının şah elması mürvetli. Uzun elma dersen şanlı şöhretli. Kavlak, kaburgalı, banan, lezzetli, morik, medübeyi, sol kalızmanda. Bunlar hep elma isimleri. Kırmızı mırızo, sarı mırızo. Bu mırızo ismi de arkadaşlar, Rus döneminde burada yaşamış olan bir Rus tüccardan kalmadır. İsmi Rusça mırızodur. O adam o elmanın aşısını kazmana getirmiş. Şu andaki Gülsen Ataman'ın, Arı Rıza Ataman'ın yetiştirmiş olduğu bağda ve Arı Rıza Ataman'ın şu anda kardeşinin kızı oturuyor, Gülsen Ataman. Onun şu anda bağında olan, mevcut olan mırızo elması. O evin ve o bağın sahibi mırızo isminde Rus adamdan kalma. Kırmızı mırızo, sarı mırızo. Kervancıya sağlar karı mırızo. Mırızo'nun yadigarı mırızo. Ruslar adım böyle korka uzmanda. Böyle tarihçesinde mırızo. Efendim, şimdi bizim bahçelerde olan bir horoz göz elması var. Gelin elması gibidir. Ufaktır, böyle bilye gibi. Efendim, ceviz kadar olur. Çok tatlıdır. Böyle kıtır kıtır. Efendim, tatlılıkta horoz gözü baş elma. Yunus elması da ona eş elma. Yunus elmasının da hemen hemen kazmanda nesli tükenmek üzere. Yani böyle 2-3 bahçede ya var ya yok Yunus elması. O da tatlı bir elma. Efendim, Yunus elması da ona eş elma. Hış hış, yağlı, limon, ağ ve taş elma. Yiyip tatmak için durmaz. Kabak elma, gök, cebeci, müreba. Müreba elma da çok ufaktır. Böyle avu kadar, öyle çok küçük. Yani bisiklet kadar bir elmadır. O da yani 2-3 bahçede var. Şu anda kes körpüde var, topraklarda var. Onun da nesli tükeniyor. Ne kaymakamlık sahip çıkıyor, ne belediye başkanı. Bu türlere. Her yere ziraat. Ziraatın hiç sahibi yok, çıktığı yok. Ziraat kazmanda yani havlar hayvan. Kabak elma, gök, cebeci, mürebba, kavut, kızıl, turşu gelsin neyse var. Bunlar hep elma adı. Zinnori ile Sinan geçsin kitaba, envai türlüdür bark ağızmanda. Efendim, süt elması derler süt gibi kendi. İçi muzlu elma yıllarca yendi, gazoz elmasının nesli tükendi. Gayrı sürmez oldu pür kağızmanda. Elmaları noktaladık, armutları sayaldık. Yaz armudunu yazıp getirsek dile, Yunus, Ahmet, Halfet, Bozluğan ile. Sarı Malaça da misaldır bala, bir yem bir daha yer kalır. Malaçanın bir türü de hislidir. Kahverengi bir renk ile süslüdür. Yeşil güz, sarı güz onun neslidir. Malaça çeşidi çarın kalızmanda. Bir aşık yar için eylemiş cengi, çıkmış koparmaya daldan hevengi, kanlanmış kırmızı armudun rengi, hikayesi hala sır kalızmanda. Bu kırmızı armudu biz babamla birlikte kervancılık döneminde toprak götürür Kars'tan satardık. Fatma Eze diye bir eze vardı. Onun bağında 3 ağaç kırmızı armut vardı. Bunu toplarken ya dedim ki Fatma Eze, bu armudun rengi niye böyle kırmızı? Dedi ki bir genç bir kıza aşık olmuş. Bu bahçesinde yetişen her meyveden bu bahçesi olmayan kıza götürdü, ikramda bulunmuş. Sıra gelmiş kırmızı armudun yetişmesine, çıkmış dara koparıp iğlerini, zaten tepeden yetişiren ikin armut güneşi gördüğü için alt dallar sonra yetişir. Armudu toplamaya çıkmış, daldan düşmüş, ölmüş o genç.
Ondan sonra onun kanına boyanmış bu kırmızı armut. Böyle de bir hikayesi vardı bunun. Efendim, o yüzden diyorum ki bir aşık yar için eylemiş cengi, çıkmış koparmaya daldan hevengi, kanlanmış kırmızı armudun rengi, hikayesi hala sırf ağzımda. Kovmacayı tatlandırır bir dudu, top, sarı, sibicur, bıldırcım budu, armut isimler bunlar. Bardak, kavak, turşu, patat armudu, fah eyle bacaya sef ağzımda. Sağ olun. Efendim, Fıldırcın Buzu da bir armut adıdır. Teşi başı, hise başı nenezir. Çille, haril usta temenni pezir. Boğazı sarının bahçesine gir. Dağdan bal armudu der halmanda. Sona yaklaşıyoruz. İnşallah sıkmadık. Cilvarı armudu damağın aşkı. Dal kıran Talibe veriyor coşku, kışta kış armudu, payızda müşkü, dokunmaz armuda, ker kalızmanda. Ker de arkadaşlar bıçak manasındadır, diğer manada değil. Yani armudu sayarak yiyeceksin, elmayı soyarak yiyeceksin. O yüzden dokunmaz armuda, ker kalızmanda. Armutlardan Kayseri'ye geçtik, dört kıta. Armutlardan abrikoza gelelim. Ah erigi ordubatı bilelim. Şeker pare, ah cenabat alalım. Haseri kurusu kar kavuzmanda. Ham erigin bir adı da zerdali. Evet. Ufak yemişlerle dolu her dalı. Ufak olur. Ekşiyi sevenler ona sevdalı. Değeri biçilmez zer kavuzmanda. Pekmez eriğiyle alı buharı, göyce göy renginde teberze sarı. Kara erik, cancur, say tamasları, meyvenin ağını örk ağızmanda. Aluçalar, can eriği değil deriz ya can eriği. Aluçalar, Bağıstan'da bir ahenk. Siyah, yeşil, sarı, mor, kırmızı renk. Kimi ekşi, kimi sanki bala denk. Kış faslı, hoşavlık, çir kavuzmanda. Benim sunumum bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.